yok artık izleyicileri. Artık yok artık mı olacak yoksa var mıyız diyeceğiz bilmiyorum. Ben I am Hüseyin. Tabii ki biliyorsunuz. Tabii ki biliyorsunuz. Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yok artık kanalına hoş geldiniz. Ben Ayhan Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte çok mu çok önemli bir seyahat turundayız. Her yeri tanıttık. Selanik dedik, Dedaç dedik, Kavala dedik, Drama dedik, Seres dedik. Neresi kaldı? Tabii doğup büyüdüğümüz yer kaldı. Neresi orası da? Gümülcine. Bugün sizlere bu karantina günlerinde böyle yüzeysel olarak bir elimden geldiğince Gümülcine'yi yani Komotini'yi tanıtmaya çalışacağım. Şu anda bulunduğum nokta şehir parkındayız. Gümülcine'nin en büyük parkı burası. Bazı rivayetlere göre şu anda bulunduğumuz park Allah affetsin daha önce kayıtlara da geçmiş ama doğru mu yalan mı bilmiyorum. Daha önce Osmanlı dönemlerinde mezarlık olarak kullandığı belirtiliyor ama bununla ilgili herhangi bir kaynakçıya ulaşamadığım için sizlere yanlış bilgi vermek istemem. Yalan bilgi de olsun istemem. O yüzden bilmiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Şehir turumuza, Gümülcine turumuza başlıyoruz. Gümülcine'nin en büyük kilisesine doğru devam ediyor. Hava inanılmaz sıcak. 20 adım attık. 20 adım atmamızla buraya ters su bastı. Yarın Paskalya. Gördüğünüz gibi biraz süslemeler devam ediyor. Bilmiyorum ne kadar kutlanacak, ne kadar kutlanmayacak ama yarın Paskalya olduğu için kilisede de hazırlıklar devam ediyor. Gümülcine'nin en büyük kilisesi ve şimdi şehir turumuza devam ediyoruz. Anlatacak bir şey yok. Gümülcine bugünkü duruma nasıl geldi? 1207'de meydana gelen Bulgar istilası sırasında şehrin 5 kilometre batısında Mosinopolis'in düşmesiyle Gümülcine'nin temelleri buraya atılmış oldu. Nasıl atıldı? Şimdi edindiğim kaynaklara göre aynı zamanda size yanlış aktarmamak için 380-385 yılında Roma İmparatoru Theodosios tarafından 1331'den beri Gümülcine adıyla bilinen kale teşkil eder ve hala Gümülcine ismini oradan almaktadır. Ve daha sonralarında 1344'te Aydınoğlu Umur Bey tarafından işgal edilen Gümülcine, Umur Bey işgalinden sonra tabii bir süre gelen bir savaş durumları olduktan sonra 1371'de 1912'ye kadar Gümülcine Osmanlı idaresine katılır ve Gümülcine bu şekilde doğmuş bulunmakta. O zaman ne yapıyoruz? Şehir turumuza devam ediyoruz. Evet, arkamda görmüş olduğunuz Gümülcine Kılıç Anıtı.
gümülcü ne? Savaşlarda hayatını kaybeden askerler anıtı olarak yaptırılıyor burası. 1967'de inşa ediliyor. Tamamı mermer kaplı, yaklaşık olarak yerden 14 metre yükseklikte olan bir kılıç. Bununla ilgili bazı espriler, şakalar da var. Gümülcine'nin kılıcın ucu deniz seviyesindeymiş diye. Bence böyle bir teoriyi çökertmenin vakti geldi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Hemen kılıç Gümülcine'nin Platia Irinis, yani Barış Meydanı karşısında. O zaman Barış Meydanı'na doğru devam ediyoruz. Gümülcine Barış Meydanı, böyle yürüyerek sizlere anlata anlata Gümülcine'nin tarihiyle ilgili detaylar vere vere, zaten çoğumuzun da bildiği üzere birçok şeyler var. Bu şekilde devam ediyoruz. Umarım sizlere Gümülcine'yi iyi anlatıyorumdur. Videoyu hala izliyorsanız ve beğenmediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Ulan dümbükler, bir beğeni atmayıp bir yorum bırakmıyorsunuz. Abone de hiç olmuyorsunuz. Abonelerin çoğu videoyu izlemiyor. Bu kadar zor mu ya bir beğeni atıp abone olmak? Lütfen bir beğeni yapın. Evet, Gümülcine'li olabiliriz ama yaklaşık 10 seneden fazla hayatımızı İstanbul'da yaşadık. Biz de tarihiyle ilgili çok şeyi kaçırmış bulunmaktayız. Yine hep birlikte öğreniyoruz. O yüzden ben de buradan Gümülcine'nin tarihiyle ilgili bazı bildiğim veya yanlış bildiğim şeyleri düzeltmek için sizlerle birlikte bakıyorum. Gezmeye devam ediyoruz. Evet, neredeyiz? Platia Irinis'teyiz, Barış Meydanı'ndayız. Şu anda karantina olduğu için sokaklarda çok fazla insan yok, yasak. Sadece spor amaçlı mesaj atıp çıkabiliyorlar. Gümülcine'nin meydanı etrafında bir sürü kafelerin, barların bulunduğu bir meydan. Benim için çok güzel bir yer. Şurada güzel bir şadırvanımız da var. Yaz aylarında güzel gösterili bir şeyler yapıyor olabilir. Tabii ben görmedim ama olabilir diye düşünüyorum. Gümülcine meydanı bu şekilde. Daha fazla anlatacak bir şey yok, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. En büyük matematikçisi Konstantinos Kalathiodori. Şu anda Gümülcine çarşısındayız. Burada dükkanlar malum saat 2.30-3 olunca kapatılıyor ve herkes evine siestaya gidiyor biraz dinlenmeye. Arkamda görmüş olduğunuz yeni cami ve yanında saat kulesi var. Osmanlı buraya hakimiyeti sağladıktan sonra, Trakya hakimiyetini sağladıktan sonra Gümülcine'yi 1371'den 1383'e kadar uç merkezi olarak görüyor. Uç merkezi olarak yapıyor. Ve bu şekilde de Gümülcine Osmanlı idaresine katılmış bulunuyor. Şu anda da gördüğünüz üzere zaten Arnavut kaldırımlarından oluşan Gümülcine Osmanlı'dan kalan esintiler bulunmakta. Hep birlikte arkamızdaki yeni camiyi ve saat kulesine gidip bakalım. Tabi kapalı olabilir. Ama biz yine de dışarıdan olabildiğince sizlere göstermeye çalışıyoruz. Evet, arkamda görmüş olduğunuz yeni cami 1585 yılından itibaren hala bugüne yaşayan bir Osmanlı binasıdır. Bu yapının bir özelliği vardır. Tek olmasıdır. Yani nasıl tek olmasıdır? 1580 yılından İznik çömlekçileri tarafından yapılan motifler tek olarak burada bulunmaktadır. We'll be right back.
Evet, Gümülcine de hepimizin bildiği üzere Türk azınlık, yani Osmanlı'dan kalan Türklerin, Türk nüfusunun çoğunluk yaşadığı bölge olarak bilindiği için arkamda görmüş olduğunuz, az önce de bahsetmiş olduğum yeni cami bir ana kubbeden ve 5 küçük kubbeden oluşuyor. Sultan Murat döneminde Ahmet Efendi tarafından inşa edildiği biliniyor ama ne kadar doğru bir kaynaktır bundan emin değilim. Aşağıda gördüğümüz Arnavut kaldırımları Gümülcine'de çok meşhurdur. Şehrin birçok yerinde Arnavut kaldırımları bulunmaktadır. Bu şekilde. Devam. Evet, bu arada Saat Kulesi'nin ne zaman, hangi tarihte inşa edildiğini söylemeye unuttum. Ufak unutmalar yaşayabiliyorum bugünlerde. 1884'te zaten 2. Sultan Abdülhamit tarafından yapıldığını sizlere söylemiştim. O zaman Türk Çarşısı'nın içinden geçerek yolumuza devam edelim ve Gümülcine'yi hep birlikte görelim. Fatiha İrinis'ten sonra, Barış Meydanı'ndan sonra Gümülcine'nin en uğrak mekanı olan Venizelo, Varış herhalde, Venizelo Caddesi'ne doğru ilerliyoruz ve ilerliyoruz. Venizelo'ya gelmeden önce burası Gazi Evrenos Bey'in inşa ettirmiş olduğu Gazi Evrenos İmareti, yani Gazi Evrenos Aşevi. Tabi burası birçok rivayetle öncesinde daha önce kilise olduğu, sonrasında da imarete dönüştürüldüğü söz konusu. Ama tam olarak ben demek bilmediğim için sizlere burasını da göstermek istedim. Kilitle içine hiçbir şekilde girilmiyor. Şu an müze olarak kullanılıyor. Zaten az önce gösterdiğim gibi içinde de tadilat var. O zaman ne yapıyoruz? Venizelo'ya doğru devam ediyoruz. Burası Platia İrinus'tan sonra, Barış Meydanı'ndan sonra Gümülcine'nin son zamanlarda, son yıllarda, yani uzun yıllardan beri en işlek caddesi. Burada birçok mağaza ve aslında çok mağaza olarak kullanılıyordu. Burası tamamen mağazalarla doluydu ve şu anda Gümülcine'nin Fransız, İtalyan mimarisi mi diyeyim, ne diyeyim, kafelerin ara sokaklarda biraz daha yaygınlaşmaya başladığı bir yer diyebilirim. Venizelo Caddesi. Gelirseniz mutlaka uğrayın. Zaten şimdi yavaş yavaş korona açılmaya başlayacak, karantina bitmeye başlayacak ve karantina bittikten sonra bu sokaklarda dolaşılmayacak hale gelebilir ve açıldığında da size tekrar gösterebilirim. Venizelo'dayız.
Evet, az önce ön tarafından göstermiştim size. Gazi Evrenos Bey imareti, Aşevi olarak bilinen, Osmanlı döneminde şehir dışından gelenlere veya yoksul kişilere yemek olarak dağıtılan bir mekan olarak biliniyor. Daha sonralarında kiliseye dönüştürülmüş veya daha öncelerinde de kiliseydi. Bunu tam olarak bilmiyorum, yanlış söylemek istemiyorum. Buradan da size göstereyim, içeri giremediğimiz için. Venizelos'a gelirseniz, Venizelos'un hemen ortasındaki sokağın ara sokakta diyebiliriz. Gümülcine'yi gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Gümülcine'nin Venizelos Caddesi'nin sonuna geldik ve Venizelos Caddesi'nin sonunda arkamda görmüş olduğunuz Gümülcine'nin ilk kilisesi, Meryem Ana'nın Kabulü Kilisesi bulunmakta. Yani burada Gümülcine'nin ilk vaftizleri, ilk dini ziyaretleri, ilk dini durumları burada yapıldı. Gümülcine, Meryem'in Kabulü Metropolitan Kilisesi olarak biliniyor. Aynı zamanda görmüş olduğunuz sağ ve sol tarafında az önce videonun başında size bahsettiğim Gümülcine Theodosios tarafından yaptırılan kaleyle Gümülcine oldu. Ve burada kazı çalışmaları var. Gümülcine Kalesi'ni tekrar şehre kazandırmak için çalışıyorlar diyebiliriz. Turumuza devam ediyoruz. Aslında buralar, burası asfalttı. Görmüş olduğunuz üzere Arnavut kaldırımları inşa ediyorlar. Burada Gümülcine'nin bir sembolü olarak diyebilirim. Yeniden bir şehir haline getiriyorlar şu anda. Bence daha güzel oluyor. Bu şekilde Arnavut kaldırımları geldiğinde herhalde daha güzel olacak. Önceden buralar koronadan önce çok şen şakrak yerlerdi. Şimdi de ıssız bir limana dönüşmüş durumda. Şurada hatta ilkokulun içinde bile kale duvarları görebilirsiniz. Evet, kale olarak bahsettiğimiz bu kalenin ne olduğunu merak edeceksiniz. Burası Mosinopolis'in düşmesi, yani Gümülcine'nin 5 kilometre batısında bulunan şehrin düşmesiyle birlikte Bizans İmparatoru Theodosios tarafından yaptırılıyor. Ve yaklaşık olarak ilk Mosinopolis'ten kaçan kişiler buraya geliyor ve burada yaşamlarına, bu kalenin içinde yaşamlarına başlıyor. Bizans döneminde kayıtlarda bu kalenin içinde yaklaşık nüfusun 450'ye kadar ulaştığı söz konusu oluyor. Daha sonralarında muhtemelen daha da çok kişiye ayrıldığı biliniyor diye biliyorum. Devam edelim. Zaten görmüş olduğunuz üzere arkamda da eski tarihi binalar, yapılar bulunmakta.
Dördüncü ne turumuza devam ediyoruz. Reklama girer mi bilmiyorum ama arkada Poti var. Çok güzel mercanları ve kıracıkları var. İnanılmaz yani. Şimdi Gümülcine'nin tam olarak ayakta olmayan, Osmanlı döneminden kalmış, tam ayakta değil ama Selvili Camisi'ne doğru ilerleyelim. Burası da Gümülcine'nin manavları, kasapların bulunduğu yer. O zaman devam ediyoruz. Evet, neredeyiz? Gümülcine'nin Selvili Camii'ndeyiz. Maalesef Selvili Camii'nden, Selvilerinden başka bir şey kalmamış durumda. Tahrip olmuş zamanla, Osmanlı döneminde az önce gördüğünüz bir minaresi bulunuyor. Ve burada bir mezar var. Bu mezarın da tam olarak tarihsel açıdan pek ulaşamasam da durumuna, buraya Osmanlı döneminde gönderilen bir medrese hocasının, yani bir öğretmen, medrese öğretmeninin mezarı olduğu biliniyor. Ben de bu şekilde bilgilere ulaştım. Burası da Selvili Camii. Selvili Camii ile ilgili pek bir şeye ulaşamasak da, şimdi Gümülcine'de gezebileceğimiz yerlerin çok küçük bir miktarını size gösterdim. Birazdan da Yunus Bey Camii'ne gideceğiz. Yunus Bey Camii'ne gitmeden önce böyle arabayla bir şehir turu size. Şehri dışarıdan araçla da bir görün. Dediğim gibi Gümülcine'nin şu anda karantina döneminden dolayı birçok yeri kapalı ve ulaşılmaz durumda. Bu yüzden de kısıtlı bir şekilde gezebiliyoruz. Olabildiğince sizlere göstermeye çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Tabii siz gelirseniz veya ilerleyen zamanlarda daha çok da Gümülcine'nin, hatta korona bittiğinde sizlere daha çok da Gümülcine'yi tanıtıp gösterebiliyor olurum umarım. O zaman aracımızla bir şehir turu atıp Yunus Bey Camii'ne doğru devam ediyoruz. Görüşürüz.
Evet, son olarak buraya bir tarafında Gümülcine'nin alışveriş merkezi olan Kozmopolis, diğer tarafında da tarihi bir bilinmeyen Yunus Bey Camisi'ne geldik. Hep birlikte gidelim, görelim. Son olarak da Gümülcine de tabi bir o kadar çok, bu anlattıklarım sadece çeyreği, gezilebilecek birçok yer var. Son olarak Yunus Bey Camii'ne geldik. Yunus Bey Camii Osmanlı dönemlerinde inşa edildiği biliniyor ama tamamen tahrip edilmiş, yıkılmış. Sadece dış duvarları bulunmakta. İçiyle, yani içinde bazı motifler, şeyler bulunmakta. Başka hiçbir şey bulunmamakta. Böyle muhtemelen bilenler bilir, bilmeyenler de görmüş oldu Yunus Bey Camii'ni. Burada etrafta Osmanlı'dan kalan mezarlar ve birçok yapıtlar bulunmakta. Bununla ilgili çalışmalar hala devam ediyor. Bu şekilde Gümülcine'yi size biraz tarihi dokusuyla, biraz tarihiyle ilgili bir şekilde bu karantina günlerinde göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesi için de destek olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.